daha şöyle bir karamel var ya, arkasında bir patır var. Son testine kadar koyar. Depremden Malatya olarak en yoğun etkilenen illerden olduk. Hizmet alanımız olan hizmet binalarımız, camilerimiz, Kur'an kurslarımız da etkilendi. Malatya ilimizin genelinde toplamında 990 camimiz bulunmakta. Bu 990 camimizin 43'ü şu an yıkılmış durumda. 140'ı ağır hasarlı, yıkılacak durumda. 36 kadar camimizde orta hasarlı. Bunlardan da bir kısmı yapılan araştırmalar, alınan örnekler neticesinde yıkımı gerçekleşebilecek olan camilerimiz. Bu camilerimizin bir kısmının da minare dolayısıyla risk teşkil eden durumlar söz konusu. Buraların da şu an kullanımı hususunda yetkililerle görüşerek takip ediyoruz. Konteyner kentlerde oluşturulmuş olan mescitlerde hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Bunun yanında yine konteyner kentlerin yakınlarında olan camilerimizde hasarsız olan, hafif hasarlı olan camilerimizde hizmetlerimizi yürütmekteyiz. 220 Kur'an kursumuz bulunmakta. Bunlardan 5 kadarı yıkılmış bulunmakta. Bir tanesi hafızlık eğitimi veren Kur'an kursumuz. Diğeri ihtiyaç odaklı dediğimiz Kur'an kurslarımız. 38 kadarı ağır hasarlı durumda. Bunlardan 8 kadarı da orta hasarlı durumda. Diğerleri hafif hasarlı veyahut da hasarsız durumda Kur'an kurslarımız. Yine bu hizmetlerimizi konteyner kentlerde, bizlere ayrılmış olan mekanlarda ve diğer Kur'an kurslarımızda yürütmekteyiz. Din hizmeti olarak Malatya'da yürütmüş olduğumuz hizmetlerimizi duraksamadan depremin ilk anından bu yana halkımızın her kesimine, mahalle araları, köyler, kasabalar, her tarafa ulaştırmanın gayreti içerisinde olduk ve şu ana kadar da hamdolsun ulaşabildiğimiz her kesime ulaştık. Camilerimizde, konteyner kentlerde, mescitlerde, geçici mekanlarda dahi olsa bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Örneğin bizlerin doğumdan ölümüne kadar yürütmüş olduğumuz bir hizmet akışımız var. 4-6 yaş eğitimi verdiğimiz Kur'an kurslarımız var. Okul öncesi eğitimi verdiğimiz Kur'an kurslarımız. Bu Kur'an kurslarımızda yine her mekanda açarak ihtiyacı karşılamak üzere görevlendirmiş olduğumuz görevlilerimiz vasıtasıyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Gençlik koordinatörlüğümüz var.
Gençlik koordinatörlüğümüz de yine faaliyetlerine, gençlerimizle beraber faaliyetlerine devam etmekte. Burada gün boyunca değişik gruplar halinde ortaokul grubu, lise grubu, bazen üniversite grubuna faaliyet yürütmekteyiz. Üniversite Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarında, GSB yurtları dediğimiz KYK yurtlarında manevi danışmanlarımız vasıtasıyla gençlerimize faaliyetlerimizi yürütmek, dediğiniz hizmetlerini, dini rehberliğini yapmaya devam etmekteyiz. Aile ve dini rehberlik bürolarımız var. Konteyner kentlerdeki aileleri ziyaret etmek suretiyle onların ihtiyaçlarını, dini ihtiyaçlarını karşılamak, manevi destek hizmetinde bulunmak, manevi rehberlik yapmak üzere de belli periyotlarla ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda engellilere yönelik faaliyetlerimiz var. Bize tahsis edilmiş olan mekanlarda onlara eğitim vermek ve onlarla ilgilenmek suretiyle hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi aynı şekilde devam ettirmekteyiz. Hastanelerde manevi rehberlerimiz var. Hasta kardeşlerimize rehberlik etmekteyiz. Hapishanelerde yine cezaevi vaizlerimiz var. Onlar vasıtasıyla bu hizmetlerimizi, yani şöyle söyleyeyim, deprem öncesinde hangi alanlarda hizmet yürütüyor isek deprem sonrasında da aynı alanlarda ve biraz daha çeşitlendirerek, alanların yeni gelişen alanları da işin içerisine katarak hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Bunların yanında bu hizmet ve faaliyet alanları biraz daralmış oldu. Camilerimiz yıkılmış oldu bir kısmı. Malumlar olduğu üzere camilerimizi halkımızın destek ve katkılarıyla inşa edilmekte. Bir an önce camilerin inşası için çalışmalarımızı da aynı zamanda yürütmekteyiz. Kur'an kurslarımızın inşası için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Eski hizmet alanlarına daha yenilerini de katarak şehrimizin dini rehberliğini, Diyanet İşleri Başkanlığımızın buradaki hizmetlerini yürütmenin gayreti içerisindeyiz.